yeni... ...emote'lar. E hadi şu Atiye'den bir bahsedeyim... ...o zaman iki dakika. Çok soruluyor. Ben izledim. Evet Atiye'yi izledim. Buna şaşıran da oldu değil mi? E izledin abi. Ben Protector'ı da izledim bu arada. Madem... E, ...bu dizileri... ...konuşacağız. Hani öyle beş dakika izleyip de... E, ...yani biz de bu işleri biliyoruz canım. Beş dakika izlesem anlarım ben bu işlerden deyip... E, ...boş boş konuşmayalım diye... Bari izleyeyim öyle konuşayım yani saçma sapan şeyler söylemeyelim. Şimdi şöyle bir durum var Atiye ile ilgili. Şimdi genel olarak tabii Protector'dan muhafızdan dolayı kıyas konusu var. Bence ondan daha iyi. Ama yine de çok mükemmel bir iş çıkmamış. Neden çıkmamış? Eksilerine geleceğim önce artılarından biraz bahsedeyim. Ben başrol oyuncuları çok beğendim. Mehmet Günsür de, Beren Saati de, işte şey Atiye'nin babasını da. Annesi annesi ağlayamıyor o biraz sorun. Onu neden öyle yapmışlar anlamadım. Ablacım burada ağlaman lazım. Ey! falan diye hiç yapamamış. Böyle bir hıçkırıyor, bir şeyler oluyor. Biraz sanki şey vakti olmamış böyle kadının. Ya biraz böyle soğan falan bir şeyler bir eski anılarım falan gelse. Yok yok hemen ağlaman lazım. Bir ağla da çekelim şu saniye gibi olmuş. Neyse onun dışında genel olarak oyuncuları, iyi, oyunculukları iyiydi. Ben mutsuz olmadım. Bu arada şey babasını oynayan karakter, babasını oynayan oyuncu Civan Canova. Annesi de Başak Köklükaya. Kardeşinin adı da Melisa. Melisa Melisa. Melisa soyadını unuttum. Ha, Şen olsun. Melisa Şen olsun, doğru. Ee, onun dışında müzikleri beğendim dizide. Bu dizi için bence uygun ve iyi müzikler yapılmış ama şöyle bir sorun var orada da. Zaten onu eleştiri tarafında söyleyecektim. Dizinin sizi gerebileceği noktalarda kesinlikle bir müzik kullanımı yok doğru düzgün. Hep böyle bir kullanılacak gibi olup ya çok şey yapmasak mı falan. Ki kurgusu iyi bu arada dizinin. Belli ki dizide birçok sorun kurguda toplanmış. Ritmini çok iyi ayarlamışlar. Ee, keşke bunu müzikle biraz daha gazlasalarmış. Biraz daha gerselermiş gibi düşündüm. Onun dışında hani bu diziyi nereye koyarsın? diye düşünüyorum kafamda. Şimdi Şahsiyet ve Masum gibi iki tane online streaming'de yayınlanmış çok iyi dizi örneğimiz var. Bunları bir kere bence ayrı tutmak lazım. Ya yani bu diziler gerçekten şu anda Türk dizi ekosisteminde yakın dönemde en tepedeki işler. Ki Şahsiyet bence konu olarak çok iyiken Masum işleniş olarak çok iyiydi. Yönetmenlik ve gerçekten düzgün bir e, senaryo senaryo diyalog içeriği açısından çok iyiydi. İşte burada da zaten Atiye'nin sorununa geliyoruz. En önemli sorunlarından birini e, diyaloglar. ya yani Bu neden böyle oluyor? Neden çözemiyoruz? E, acaba bizdeki senaryo diyalogları neden tek bir tornadan öğrenilmiş gibi yazılıyor? Yani sanki böyle bir yere gidilmiş. Bana bir senaryo öğret bakalım hocam denmiş ve işte diyalog yazacaksan her şeyi yazmalısın. Hatta bugün Ethem de benzer bir eleştiri yapmış. Gerçekten her şeyi yazmak zorunda değiliz ya. Her şey yazıyoruz yani. Her şey yazınca da sıkıntı oluyor. Yani birazcık e, izleyiciye düşünecek bir aralık vermek, sahnede olan bitenden bir görsel anlatım, güçlü bir görsel anlatım yaratmak ki Şöyle bir şey var. Normalde mesela Protector'ın da bence sorunlarından biri. Farklı yönetmenlerle çalışma disiplini olmadığı için Türk ekosisteminde yönetmenler bir araya gelememişti Protector'da. Çok sırıtıyordu. Yani o geçişleri anlıyordun. Ha bunu başkası çekmiş falan. Görsel bütünlükte de bazen bence sıkıntılar vardı. Atiye o konuda daha iyi. Yani yönetmenler daha iyi birbirine entegre olmuş. O bir sırıtma yok. Yani dizinin genel kreatif yönetimi daha düzgün olmuş. Yönetmenler de buna iyi entegre olmuş. Çok sırıtmamışlar. Ama o diyaloglar işte işi çok bozuyor. Yani bayağı bozuyor. Ve bir yerden sonra şey oluyorsun böyle. Şuna dönüyor böyle. Evet Mehmet Bey bakın bu babanızın e, kitabı. Bu e, annenizin kalemi. Neymiş efendim? Annemin kalemi mi? Evet annenizin kalemi. Peki bu kimin kalemiydi? Ha o da kardeşimin kalemi. Ha kardeşinizin kalemi. Peki bu bir kalem mi? Evet kalem tabii falan gerek yok. Ee, ki seyirci artık ki e, Netflix aslında bunu alıştıran taraf. Yani e, sadece Türk seyircisi için değil genel olarak dizi izleyicisi global ortalama izleyici diyelim buna. Bu, bu tip şeyler alışkınlar artık. İlkinde anlamasa durdurur, ikincide anlar ya yani çok şey değil. yani her ki izletsin kendini. Ha bu dizinin zaten işte artı eksiler bir arada gidiyorum. Kendini izletebiliyor. Yani daha çünkü temposu ritmiyi düşmüyor, çok yükselse de sizi orada hemen aşağı bırakmıyor. Devam edebiliyorsunuz. Hafif de bir merak etme hissiyatı uyarıyor bölümler arasında geçerken. Ama şöyle bir sorunla daha karşılaşıyoruz burada. Bu tarz dizilerde... Şimdi çıkış noktası bir kitap. ve Kitaptan çıkarken kitabı okumadığım için tamamen birebir mi aldılar bilmiyorum ama... Bir fikre tutulmuşlar ve bu fikir de e, çok büyük spoiler olabileceği için söylemeyeceğim ama dizinin sonunda göreceksiniz. Kitap yerli bu arada evet 2018'de yazılmış. Atiye'den bahsediyoruz bu arada. Bu fikir çok zor yazılabilecek bir fikir devamında çünkü çok fazla matematik gerektiriyor, çok iyi devamlılık gerektiriyor, çok fazla yaratıcılık gerektiriyor. Bence burada çok zorlanacaklar. Çok büyük bir topun taşın altına girmişler. Yani ne olur bilmiyorum ama çok zor. Buradan yani ilk sezonu ortalama olan ve kendini izletebilen bir diziden nereye giderler bilmiyorum. Beni biraz korkuttu. Onun dışında yine benim dizide en çok gözüme takılan konulardan biri dizinin ana derdi ne ben anlamadım. Yani bir, bir derdi var mı onu da anlamadım. Evet Göbekli Tepe üzerinden çıkan e, ve gizemli olaylar barındıran farklı boyutlardan ya da zamanlardan geldiğini anlamaya çalıştığımız kadın karakterlerin birbiriyle bağı var. Bir yandan da bu kadın karakterlerin çok az görmemize rağmen hayatlarında yaşadıkları zorluklar var. Şimdi diyorum ki böyle bakınca yani biz bize anlatılmaya çalışılan güçlü kadınları mı izliyoruz? gizemli bir hikaye mi izliyoruz? Bunlar iç içe mi geçecek? Paralel mi gidecek? Nasıl bir araya gelecekler? Ya karakterlerin e, backstoryleri çok kuvvetli değil. Ki zaten kötü karakter tarafında bu çok zayıf. E, i̇zleyince göreceksiniz. Yani e, hiçbir şekilde sizi etkilemiyor, germiyor, korkutmuyor. Tamam öyle biri var işte. Tamam, zaten dizi o kadar bariz ki diyaloglar yüzünden biraz da. Hemen böyle ilk iki bölüm bitiyor. ya bu 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 bu. Evet şu da şu çıkacak. Evet e, muhtemelen kardeşi de şu olur. Ha tamam deyip zaten teslim bayrağını hemen çekebiliyorsunuz. Çünkü her şey kendi çok bariz belli ediyor. Çünkü anlatımdan çok devamlı bilgi vermeye odaklanmışlar. Keşke biraz da anlatıma odaklansalardı. Biraz daha backstory işleyip belki biraz daha hikayeyi karanlık bir noktaya çekip Göbekli Tepe aracı gibi kullansalardı ama devamlı e, o da Göbekli Tepe'ye almaya çalışınca tabii o da işin biraz promosyon tarafı ana plandan uzaklaşmışlar ya da ana bir plan kuramamışlar gibi geldi bana e, ve dediğim gibi yani buradan çıkan bu fikri de bitirdikleri noktada anlatmaları çok zor olacak. Onun dışında Yine bir sıkıntım... ...küçük sahneler. Bak bu da mesela bizim genel filmlerimizde falan da oluyor. Bu konuyu mesela... ...tabii şimdi yanlış anlamayın ...Nuri Bilge Ceylan filmiyle kıyaslamayacağım Atiye'yi de... ...Nuri Bilge Ceylan gibi... mükemmeliyetçi yönetmenler... ...en küçük detayı bile... ...ki vakti var ama tabii onların... ...onu da bir kenara bırakıyorum. Diziler biraz vakitsiz işler. Yani diziye başladığında... ...süren var bitireceksin. Yani diziyi öyle yıllandıramazsın. Zaten üç farklı yönetmenle çalışıyorsun... ...senaryo yazılıyor, onaylar geliyor, gidiyor, bir şeyler oluyor. Öyle abi babacım ben bir senede çekerim bunu. Yok o başladın mı bitireceksin onu. Ama hani evet elinde çok uzun vakit olsa... ...belki daha iyi bir sonuç alabilirsin. Ama işte biz dizilerimizde ve hatta bazı filmlerimizde bu sonucu alamıyoruz. Çünkü ya bu sahnede böyle olsun. Geçelim dediğimiz o küçük sahneler, küçük yan karakterler hep çok kötü. Burada da öyle. Polisler geliyor... Ve, polis geldi falan böyle tuhaf tuhaf tipler geliyor bir iki e, hiç oyunculuk içermeyen diyaloglar geçiyor bitiyor İşçiler geliyor diyorsun böyle şey mi oldu yani e, sanki orada dizi kesmişler başka bir videodan araya görüntü atmışlar gibi İşçileri izliyoruz işçiler gidiyor böyle sokakta birileri geliyor onlar gidiyor falan bunlara biraz daha önem vermek lazım ya bunlar çünkü şöyle yani dizi şöyle iz, odaklanmış izlerken bir anda senin bütün e, dikkatini bozacak bir şey gördün mü? Üzülüyorsun, kopuyorsun yani diziden de. Bence önemli. Ee, bir de dizi tabi şimdi bir yandan Göbekli Tepe'nin promosyon olabileceğini düşünürsek biraz fazla lokal kalmış. Şimdi elinde sanatçı bir karakter var. Ee, onun dışında işte Mehmet Günsür'ün oynadığı karakter. Yine Göbekli Tepe'de gayet etkili bir ve babasından dolayı da etkili bir isim. Yine global açılıp ünlü olabilecek bir isim. Beren Saati yine sanatçı karakteri de global, aktif olabilmeye müsait olabilecek bir karakter. Bunları çok lokal tutmuşuz. Mesela Protector da bu hatayı yapıyordu. Çok lokal durup Aslı böyle ulan çok acayip şeyler oluyor. Dünya etkilenir bundan diyebileceğin şeyleri pek veremiyorlar. Ha tabii gidip de globalde şöyle de göstersin istemem. Hani şey olur ya filmler dizilerde. İşte ...o sırada Amerika... ...televizyonda Amerika'yı görürsün... ...orada böyle televizyonda başkan açıklama yapar... ...fat Arjantin'e geçer orada birileri bağırıyor... ...bağırışıyorlar korkmuşlar falan... ...öyle değil... ...yani bir karakter eklersin... E, ...Göbekli Tepe'nin sanatsal olarak... ...belki globaldeki bir etkisine etkisinden bahsedersin... ...her şey olabilir... ...bu işte arada yaratıcılı yaz, yaratıcı yazarlığa giriyor... ...biraz daha belki de o promosyon tarafını... ...güçlendirmek için böyle bir şey eklenebilirmiş... Ee, onun dışında tabii yine birçok şey havada kalıyor bu diyalogların yetersizliğinden dolayı. Ee, bağlantı noktası hep kaderle yapılmaya çalışılmış. Kader, kader, kader. Yani bu kader bağlantı noktasını kurmak için e, çok zayıf. Keşke orada daha somut şeyler anlatılsaymış. Belki değil. Belki sezonlarda anlatılır. Bilmiyorum. Onu da göreceğiz. Onun dışında beğendiğim bir konu e, çok şey değil, çizgi değil. Bu hoşuma gitti. Normalde en yani çok düşen hatalardan biri bu tip işlerin çok çizgi olması. Böyle ağlamalar, sızlamalar, evet yani ciddi bir kırılma oluyor e, bir karakter üzerinde. Hatta başka bir karakterle çatışmaya da gidiyor. Oradan da başka bir dramaya gidiyor. Ama öyle bir çizgilik yok. E, en azından bu hoşuma gitti. Birkaç sahne hariç kullanılan e, efektler, o basit CGI'ler falan gayet iyi. Drone'la yapılan çekimler gayet güzel gözüküyor. Yani genel olarak zaten görsellik ki orada bir standart oturdu. Yani bu tabi biraz Netflix standartlarından da kaynaklanıyor. Yani belli bir görselliği, prodüksiyon kalitesini mutlaka tutturuyoruz. Bu güzel bir şey. Bu biraz işte know-how yaratmaya da değil. Yani buradan gelecek know-how'u belki ileride başka işlerde daha iyi de kullanabiliriz. Daha iyi işler çıkabilir. Ee, genelde baktığımızda evet yani dizi izlenir mi? Vaktiniz varsa izlenir öyle diyeyim. Yani benim vaktim var. Biraz da böyle rahat izlenecek bir şey arıyorum. İzleyeyim, geçeyim diyebilirsiniz. Ama yok vaktim az benim. ya şimdi çok da şey yapamayacağım. Daha başka şeylere vakit ayırayım diyorsanız evet izle izlemeyebilirsiniz. O size kalmış. Ama şundan net söyleyebilirim ki genel olarak e, streaming platformlarına yaptığımız işlerin %80'inin TV dizilerinden iyi olması beni mutlu ediyor. Ya yani geçen yine birkaç diziye maruz kaldım öyle ee, anne evinde. Çok kötüler ya. Yani anlatılacak gibi değil artık. Hani aptallık sınırı falan dedi. Gerçekten çok kötüler. Hani evet. reklam alacaklar, uzun tutuyorlar falanı da geçtim ya. Hani onu öyle yapsam bile iyi bir şey çıkarabilirsin. Artık saçmama boyutuna gelmiş. Zaten hepsi birbirinin kopyası gibi, ee, iyice kafan karışıyor, ne izlediğini de anlamıyorsun. O yüzden onlara göre yeri farklı. Ha bu arada tabii şeye de değineyim, oyunculara değindim onu unuttum. Ee, Meral Çetinkaya'da zaten çoğunuz aşinasınız göz olarak kim olduğuna. Yazınca da hatta evet o oyuncuydu diyeceğiniz, aslında çok kaliteli bir oyuncudur kendisi. Çok da önemli bir karakteri oynuyor. Bak mesela onun karakteri daha az konuştuğu için daha iyi. Çok konuşturduğun zaman karakterlerde diyaloglardan dolayı e, sorun oluyor. Az konuşan karakterler işte Küçük Kız, Meral Çetinkaya'nın karakteri Zühre e, bunlar daha güzel. Hatta işte kardeşi bile e, Melisa Şenolsun'da e, Cansu karakteri. O bile nispeten daha iyi. O da çok konuşmuyor çünkü. Ama çok konuşanlar... Zaten şöyle bir sorun da olmuş bence. Yani Mehmet Günsür ve Beren Saat kötü oyuncular değil ki ben burada beğendiğimi söyledim ama işte ya böyle senaryoya baktıkça şöyle olmuşlar ya nasıl oynayacağım şimdi bunu çok bayıkmış falan olmuşlar belli yerlerde bariz bu belli biraz üzücü keşke onlara daha iyi bir materyal verilse onlara daha böyle şevkle daha coşkuyla daha gaza gelerek oynasalar tabi biraz bu iş spor gibi yani motivasyon işi var orada ya yani sizi yaptığınız işin ...size verilen materyalin de... ...sizi mutlu etmesi lazım. Özetle böyle Atiye. Ee, dediğim gibi hani... ...Protector'da çok büyük hayal uğradık, uğradınız. Ee, ben devam etmedim açıkçası ilk sezondan sonra. Ama bu dizi ondan nispeten iyi. Hani puan olarak da nerelerde derseniz... ...altı buçuk civarları. Yediye yakın civarlar... Orada takılıyor ama tabi tekrar ediyorum dizi e, çok riskli bir kararla bitiyor çok zor e, tamamlanacak matematiği çok zor bir yere gidecek bir kararla bitiyor altından kalkabilirler mi çok zor geliyor bana yani bayağı zor geliyor özetle Atiyemiz böyle. Evet artık Atiye sormazsınız.